öncelikle Beşiktaş'a dönmek benim için her zaman mutluluk verici. Burası benim için bir aile artık. Herkesi tanıyorum. Şehri tanıyorum, kulübü tanıyorum. Buraya geldiğim için, üçüncü kez geldiğim için yine eski zamanlardaki mutlulukları tekrar yaşamak için hazırım. Takıma katkı sağlamak için hazırım. Spor Stratejik YouTube kanalı Hasan Hüseyin Alimoğlu. Önceliklerinden hoş geldin. 2020-2021 sezonunun son haftaları çok tartışılıyor Vincent Aboubakar için. Oynamadığı, işte sakat olmadığı iddia ediyor. Kendisi bu konulara nasıl cevap verecek? Teşekkürler. Şimdi tabii ki bu durumu da artık açıklamanın zamanı geldi. Bunu net bir şekilde konuşmanın da zamanı geldi. Tabii bundan önce buraya tekrar dönmeme vesile olan başkanımıza, hocamıza, kendi menajerime çok teşekkür ediyorum. Onu da belirtmek isterim. O sezona dönecek olursak, o sezonda zaten biliyorsunuz çok iyi başladık ve devam ederken ben milli takımda bir sakatlık yaşadım. Kamerun milli takımında. Ve döndüm, tedaviye başladık. Bir süre tedavi devam etti. Tedavinin ardından hepinizin bildiği gibi Sivas Spor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Ve bu yüzden de aslında orada takım için büyük fedakarlık yaptım. Takıma yardımcı olmak için, çünkü başkanımızla da konuşuyorduk o zamanlar, şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. Tabii ki işin bu noktası da var. Diğer noktası da var. Evet, ben 29 maçtaydım Sivas maçıyla beraber. 30. maçı oynasaydım kontratım otomatik olarak devam edecekti burada. Bu da işin bir gerçeği. Ama bununla benim oynamamın arasında bir bağlantı yok. Yani kontratım uzayacak diye oynamamazlık zaten etmedim, yapmadım. Fedakarlık yaparak takımda oynadım. Tabii ki bu süreçte Beşiktaş'ta da görüşmelerimiz oldu. Diğer taraftan da teklifler vardı. Ama ben o esnada Beşiktaş'ı önceliğe koydum her zaman. Ama tabii ki futbolun doğal akışı içerisinde belirli bir anlaşma sağlanamadı o dönem. Ve ardından başkanımız da belirttiği gibi takıma yardımcı olmak için zaten ben bazı durumlarda sakat da oynadım. O yüzden bu durum böyle devam etti. Dediğim gibi Sivas maçında çok büyük ağrılarla zaten oyundan çıkmak zorunda kalmıştım. Sonrasında da sakatlığım, hatta şunu da net bir şekilde de konuşmuştuk. Sakatlığım %100 olursa ben gerçekten şampiyonluk için oynamak istediğimi de belirttim ama sakatlığım bir türlü düzelmedi. O yüzden de süreç böyle yaşandı. Yani artık açık açık bu durum bu şekilde oldu. Bunu da belirtmek istedim. Tuna Bey, buyurun. Tuna Akdemir, TRT Spor. Ayağının tozuyla geldi ve ilk maçta sonradan da olsa oyuna dahil oldu. Ama fiziksel durumunu merak ediyoruz tabii. %100 olarak hazır mı? Önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte başlayacak seviyede mi? İlk 11'de. Teşekkürler. Bu tabii ki hocamızın kararı. Fiziksel olarak ben çok iyi durumdayım. İyiyim. Maçlarda da hocamız görev verirse tabii ki şans alırım. Ama onun kararı kesinlikle. Öncelikle tekrar hoş geldin diyorum. Sevildiğin bir yerdesin. Diğer konuyla ilgili Beşiktaş taraftarının bakışını söyleyeyim burada. Bir maçın hesabını yapacak adam zaten daha önce oynamazdı. ...29'u beklemez, şampiyonluk maçlarında oynardı. Buna rağmen gidişim biraz suskun oldu, öyle söyleyelim. Dönüşüm muhteşem olacak mı? Beşiktaş'a neler vaat ediyorsun? Bir de Türkiye'de en çok gol atmak istediğin kaleci kimdir? Teşekkürler. Zaten buradaki şampiyonluklarımı, özellikle ilk şampiyonluğumu, Avrupa'daki başarıları asla unutmuyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ben Beşiktaş'taki önceki dönemlerindeki kaldığım süre boyunca hep neşe içindeydim. Mutluluk içerisindeydim ve bu böyle yine devam edecek. Yine kupalar kazanmak için, başarı kazanmak için, bana gösterilen bu sevgiye teşekkür etmek için, karşılığını vermek için elinden geleni yapacağım ve yine güzel anlar yaşayacağız. Yeniden hoş geldin. Hem İstanbul'a hem Beşiktaş'a. Şüphesiz insanın evine dönmesi her zaman çok özeldir. Ancak buradan iki kere ayrıldın ve hiç ayrıldığına pişman oldun mu? Beşiktaş'ta en çok neyi özledin? Kimi özledin? Herkesi çok özledim. Buradaki çalışanları, takım arkadaşlarımı, kulüp yönetimini, tanıdığım herkesi, hocaları. Yani burada ben her zaman bu müthiş atmosfer içerisinde çok mutlu oldum. Necip'i çok özledim. Çok
önemli biri benim için. Dediğim gibi burada tekrar olmak çok mutluluk verici. Abu Bakar, tekrar hoş geldin. Dünya Kupası'ndan sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. Ronaldo Mech, El Nasr'a, Weghorst, Manchester United'a, sen de El Nasr'dan Beşiktaş'a geldin. İçinde bulunduğun bu üçgeni nasıl değerlendiriyorsun? Futbol değişken bir oyun. Futbolun içerisinde değişiklikler var. Herkes de hak ettiği yere gidiyor. Herkes başarısına göre farklı yerlere gidebiliyor. Ben de buradayım ve az önce söylediğim gibi burada başarılar için buraya geldim. Kupalar için geldim. Takıma katkı vermek için geldim. O gün Şahinoğlu, sizinle devam edelim. O gün Şahinoğlu, Sabah gazetesi. Daha önce Beşiktaş'a iki sezon geldi. İkisinde de şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş kendisine vurdu geliyor. O da Beşiktaş aynı şekilde. Üçüncü şampiyonluk için neler söyler? Bu sezon biraz puan farkı var şu an ama dört maçtır üst üste kazanan da bir Beşiktaş var. Tabii gelmeden önce Beşiktaş'ın son iki maçını izledim. Konyaspor ve Ankara Gücü maçlarını. Bence çok iyi bir takımımız var. Çok değerli oyuncular var. Ve inanmalıyız. Zaten her şeyin başı inanmak, kendimize güvenmek. 2020 senesinde de biliyorsunuz geriden geldik. Gerideydik sezonun başlarında ve inanarak çok zordu. Zorlu süreci çok iyi atlattık. Ve şu an bizim yapmamız gereken kalitemizi gösterip daha çok odaklanmak, her maça odaklanmak, her maçı kazanmak için oynamak. İnandığınız zaman hiçbir şey imkansız değildir, her şey mümkündür. O yüzden biz adım adım bu takımda o yetenek var. Takım çok iyi bir takım ve inanarak adım adım biz şampiyon olacağımıza inanıyorum. Gürler Bey. Gürler Akgün, Bein Sports. Şunu sormak isterim. Abu Bakar, Türkiye'den başka bir teklif aldı mı? Başka bir kulüpten teklif aldı mı? Veya herhangi bir ligden başka bir teklif var mıydı önünde? Beşiktaş'ı tekrar tercih etmesinin ana sebebi nedir? Teşekkür ederim. Ben zaten Beşiktaş'tan ayrılık sürecimi anlattım. Ve buradan ayrılırken de son kez kalbim hep açık ve bir gün geri dönebilecek bir şekilde ayrılmıştım. Merhabalar. Tekrar hoş geldin. Anderson Talisca, Abu Bakar İstanbul'a gelirken arasında nasıl bir diyalog geçti, neler söyledi? Bir de merak ettiğim, Sergen Hoca'nın kendisiyle ilgili açıklamalarını biliyor mu? Bilmiyorsa istersen söyleyebilirim. Öyle konuşmadım. Sakattı çünkü. Uzaktay takımda değildi. Gustavo ile biraz konuştum. Orada. Eski hocamızla ilgili, Sergen Yalçın'la ilgili de ona karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Onunla hiçbir sıkıntım da olmadı. Sadece o süreçte o tekliflerle ilgili onunla konuştum. Hani daha iyi tekliflerin olduğuna dair. Sadece böyle konuşmalarımız oldu. Kendisine büyük bir saygı duyuyorum. Yani çok büyük bir tecrübe. O yüzden yani onunla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Saygıda duyduğum önemli bir teknik direktör kendisi. Transfer döneminde birçok kulüple ismin çıktı. Adın anıldı. Türkiye'de de. Bunlardan birisi de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe tarafı bunu yalanladı ve aynı şekilde coğrafyadaki bağlantılarımızı kullanarak isteseydik alırdık açıklaması geldi. Bununla ilgili neler söylersin? Fenerbahçe menajerimle konuştu benim. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir herhangi bir takıma gitmek için ayrılmam Beşiktaş'tan. Başka bir takıma gitmem. Bu tabiri caizse hainlik olur. Çünkü ben buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Burası benim için çok önemli. Diğer takımların hepsine çok saygı duyuyorum. Oradaki kişilere, o takımlara, büyük takımlar. Ama benim için bu söz konusu olamaz. Ben Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım.